Arkadaşlar merhaba. Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesi öğrencilerimizin heyecanını soracağız. İlk öğrencimiz Hasan. Hasan, sınav için ne düşünüyorsun? Heyecanın var mı? Hocam fazla heyecanım yok. Ben MSÜ'ye geçen sene de katılmıştım. Çok kötü bir sonuç elde etmiştim. İşte geçen seneyle bu sene arasında gelişim kat etmiş miyim onu görmek için katılıyorum. Kendini denemek için katılıyorsun. Aynen. Arkadaşları sıralamada geçersen üzülmesinler. Pek zannetmiyorum geçeceğimi ama hocam. Bence geçeceksin, iyi geçeceksin inşallah. İnşallah hocam. Bir hazırlığın var yani. Tabi. Peki sorular hakkında bir beklentin nedir? Matematik, Türkçe, ekstra 30 dakika var. Hocam yine matematik kolay yaparlar diye düşünüyorum. Türkçeyi zorlarlar diyorum. Fenle sosyal zaten TYT'ye göre daha zor oluyor genellikle MSÜ'de. Fen değil de sosyal taraf birazcık daha bilgi oluyor. Böyle düşünüyorum. İnşallah şimdiden iyi geçer İnşallah diyoruz. Hocam. Evet, sözü Kerem'e verelim. Kerem, MSÜ'ye gireceksin. Gideceğim hocam. Evet, ne düşünüyorsun? Tamamen kendimi deneme amaçlı. Bir beklentim yok MSÜ'den. Yani sürenin atma sıralamada nasıl bir değişiklik yapacak onu merak ettiğimden geldim. Ha, süreyi test edeyim diyorsun aynı evet, zamanda. Evet, süre attığı zaman sıralama nasıl değişecek? İnsanların netlerini nasıl artışacak, yapacak? Kim uçacak, kim geçen düşecek? Sene ne yapmıştın? MSÜ ile TYT arasındaki durumun nasıldı? Geçen sene 130 bin yapmıştım MSÜ'de. TYT'de o kadar iyi yapamamıştım. MSÜ'nün daha iyiydi. MSÜ'nün daha iyiydi, evet. MSÜ soruları daha kolaydı. Biraz daha rahat girdiğim için ona. Aslında daha kolay değil. Onda daha rahat olduğum için daha çok net yaptım. Çok önemli bir mesaj. Rahatlık da çok önemli. Evet. Ali, sen girecek misin MSÜ'ye? Gel o zaman Ali, gel. Evet, bir kurban daha bulduk arkadaşlar. YKS yolsuz kalmasın canım kanalından. Ali girecek misin MSÜ'ye? Buraya mı? Gireceğim evet, hocam. Gireceksin. Ne düşünüyorsun? Heyecanın var mı? Hocam hiç heyecanlı değilim. MSÜ'den çok bir beklentim yok. Kerem'in dediği gibi süre kontrolünü falan bakacağım. Bir de süre arttı ya hocam, sıralamalara evet. Bakacağım ne kadar oynuyor gibisinden. Yani netim artacaktır mantıken 30 dakika ekstra olduğu için. O 30 dakika ekstra beni ne kadar öne atıyor ya da ne kadar geriye atıyor onu test etmeye çalışacağım. Kötü bir şey yaparsam da üzülmeye gerek yok. Çünkü bizim sınavımız YKS MSÜ için hazırlanmadığımız sürece çok fazla kafaya takmaya gerek yok diye düşünüyorum hocam. Geçen sene ne yapmıştın? Geçen sene girmemiştim. Neyse, o zaman sınav sonucu inşallah iyi olur. Tercih yapmayacaksın. MSÜ'deki arkadaşlar endişelenmesin. Yok hocam, yapmayacağım. Sonradan olumsuz yorum yapıyorlar. Cihat, sana da sormak istiyorum. MSÜ sınavına girecek misin? Gireceğim hocam. MSÜ'den tercih yapacak mısın? Öylesine mi giriyorsun? Yapacağım hocam. Hedefim var. Hedefim var. Aynen. Güzel bir hedefim var. Hedefin ne peki? Sahil güvenlik. Oo, sahil güvenlik. Peki şu anda ne yapıyorsun? Ben seninle ilgili bir şeyler biliyorum ama arkadaşlarına da söylemeni istiyorum. MSÜ tüm çıkmış soruları çözüyorum. Çıkmış sorulara abanıyorsun şu anda. Hepsini çözüyorum. Bir de kanaldan videolar izliyorum. Of, tamam. Süper. Süper. İnşallah iyi bir sonuç alacaksın. Sınavda Türkçe için ne düşünüyorsun? Bence Türkçe çok belirleyici. Hocam matematik netim Türkçeden daha yüksek geliyor. Ama yine üstünde durmam lazım yani. Duracağım. Yani sınavda bence Türkçe'ye çok önem ver. Çünkü Türkçe'de yaptığın yorumlar belirleyici olacaktır diye düşünüyorum. Asla bir iki soruya takılıp da bütün sınavında mahvetme. Yani muhakkak ki eleyici sorular olacak. Hatta geçen sene problemlerde bile çok zor bir iki soru vardı. O sorularla bütün zamanını yeme. Çünkü kolay sorular da var. Tamam hocam. Arkadaşlara son demek istediğin bir şey var mı? Tercih yapmasınlar. Yani sıralamada muhtemelen az önce arkadaşlarına birçoğunu sordum, görüyorsun. Çoğu arkadaşın kendi denemek için giriyor. Şimdiden de sana da söylüyorum. Sıralaman geldiği zaman asla moral bozma. Yok hocam, bozmam. Şimdiden o zaman başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Ahmet, MSÜ'ye girecek misin? Evet hocam, gireceğim. Hazırlığın var mı? Hocam hazırlığım, matematiğe çok yoğun bir hazırlığım var açıkçası. Türkçe'de de düzenli olarak denemelerimi çözüyorum. Bu şekilde. Peki MSÜ'den tercih yapacak mısın? Hocam o biraz detaylı, sağlık problemlerim falan var. Yani, elenebilirim manasında aynen. Yapmaya da bilirsin. Aynen, kendimi denemek için gireceğim daha çok. Anladım. Bu şekilde hocam. Peki bir beklentim var mı? Sen yabancı dil öğrencisin. Evet. Peki bir yabancı dil öğrencisi olarak nasıl bakışın? Bakışın MSÜ'ye ne? Hocam bakışım, bence sorular birbirine çok benziyor. Matematikte yapacağım net bence bayağı önemli olacak. Yani diyorsun ki TYT öncesi iyi bir prova olacak diyorsun. Evet hocam. Ama geçen sene pek prova olmamıştı. MSÜ'de iyi yapanların çoğu TYT'de iyi yapamamıştı. Yani şimdiden de böyle bir algı yapmayın kendinize. Belki MSÜ'yi fulleyebilirsiniz ama TYT'yi fulleyemeyebilirsiniz. Ya da MSÜ'yi fulleyemezsiniz ama TYT'yi fulleyebilirsiniz. ÖSYM'nin ne yapacağı? Belli olmuyor. Belli olmuyor diyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdiden başarılı hocam. Yapıyorum. Teşekkürler hocam. Siz merhaba. Merhaba hocam. Gireceksin MSÜ'ye. Ben de MSÜ'ye para bol, gireceğim. Giriyorsun MSÜ'ye. Hocam ben tamamıyla kendimi denemek için gireceğim. Bugün de bir beklentim yok. Zaten tercih falan yapmayacağım. Sadece böyle stresimi kontrol edebiliyor muyum? Ne yapıyorum? Ona bir bakmak istiyorum. O yüzden
Beklentin var mı? Geçen sene girmiş miydin MESO'ya? Yok hocam, girmedim. İlk defa giriyorsun. İşte diyorum ya hocam, bir heyecan olacak. Orada kontrol edebilir miyim diye bakacağım, ona göre YKS'de de inşallah. YKS'de inşallah iyi bir şeyler yaparsın. YKS öncesi prova diyorsun. Evet. Sen de tercih yapmayacaksın. Evet. O yüzden arkadaşlar, birçok arkadaşınız tercih yapmayacak. Sıralamaları gördüğünüz zaman asla moral bozmayın. Belki de muhtemelen bu arkadaşlarımızın çoğu sıralamada önünüzde olabilir. Moralinizi bozmayın. Çalışmaya devam. Bravo.